İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Artsakh'ı kurtarmak için uluslararası hukuku kısıtlamaksızın korumalıyız. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının 21. ön seçim Zoom toplantısı. Batı Ermenistan'ın evlatları Mınatsakan Avedisyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Lord Altın, İngiltere Berzor yolunun kapatılması konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirmelidir. Kongre üyesi Frank Pallon, Aliyev'in Artsakh'taki kasıtlı etnik temizlik kampanyası gözlerimizin önünde gelişiyor. Doğu Ermenistan milli takımı 18 yaş altı Avrupa Satranç Şampiyonası lideridir. Hukuken geçersiz olan Lozan Antlaşması'nın 100. yıl dönümü arifesinde Küçük Asya ve Orta Doğu'da durum karmakarışık. İnternet sitelerinde, tarih araştırma platformlarında ve tarihçilerin görüşlerine ve yoğun propagandaya göre Lozan, Sevr Antlaşması'nın yerini aldı. Bu soru sadece tarihsel veya propaganda değil, aynı zamanda hukuksaldır. Batı Ermenistan hükümeti 11 Ocak 1918'de, eski tarihe göre 29 Aralık 1917'de Vahan Abanesov, Broş Broşan ve Vahan Derya'nın Lenin'le olan bir görüşmeden sonra Stepan Şaumyan'ı Batı Ermenistan'ı yani Türk Ermenistan'ının ilk hükümetini kurmaya çağırmasıyla Kilikya'nın kurtarılmasıyla aynı anda kuruldu. Boğaz Nubar Paşa 26 Şubat 1919'da Versay Barış Konferansı'na bir muhtıra sundu ve 19 Ocak 1920'de Müttefikler Yüksek Konseyi tarafından fiilen resmi olarak tanınan bir hükümet kuruldu. 1920'de tanınan Ermenistan Devleti'nin devamı olan bugünkü Batı Ermenistan Hükümeti 11 Ocak 1918'de eski tarihe göre 29 Aralık 1917'de Rusya'dan bağımsızlığını kazandı. Ermenistan Devleti, Ermenistan'ın 19 Ocak 1920'de fiilen ve 11 Mayıs 1920'de de jure olarak tanınmasının ardından Nahçıvan, Cavak, şimdiki Kafkasya Ermenistan Cumhuriyeti, Kilikya ve tabii ki Batı Ermenistan'ı içeriyordu. Batı Ermenistan, Amerika Birleşik Devletleri tarafından da tanındı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin parlamento ön seçim kampanyasının 21. Zoom toplantısı 27 Temmuz 2023'te gerçekleşti. Toplantının teması kültür ve Batı Ermenistan'dı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan bu görüşme ile Batı Ermenistan Ermenilerinin atalarından miras kalan kültürünün temellerini milletvekili adaylarına ve misafirlere sunmak istedi. Urm Mihr Haygazuni Zoom toplantısında Haykyan öğretisiyle tanıştırdı ve bunun aynı zamanda güneşe tapınma anlamına geldiğini belirtti. Nurun sembolü olan Dits kelimesinin manasını açıkladı ve özellikle şunu belirtti. Dits veya ışık insanın içindedir ve insanın kendisi yaratıcı olarak kabul edilir. Bu nedenle güneşe tapanların duası yoktur. Çünkü onlar yaratandır ve bir şey istemeye veya yalvarmaya ihtiyaçları yoktur. Artsakh Savaşı'nın olduğu günlerde birçok insan çocuklarımızın kahramanlıklarından heyecan ve gurur duydu. Cepheden komutanımızın kazanacağız buruk sesini duyup heyecanlandılar. Savaşın sembollerinden bir haline gelen kahramanımız Mınatsakan Avedisyan muharebe görevine savaştan önce çıktı. O sırada düşman Artsakh'ta geniş çaplı bir savaş başlattı. Gözlem noktasından savaş ateşi çağrısından düşmanın saldırdığını anladı. Mınatsakan Avedisyan'ın ekibinin topçuları harekete geçirmesi, kontrolü ele alması ve durumu düşmana dikte etmesi dakikalar sürdü. Batarya komutanı askerlerin hiçbirini unutmadı. Savaşın odağında gazetecilerle nasıl tanıştığını hatırlıyor. Cepheden gönderilen raporda sesi buruk olan çocuklar arkaya güç ve ruh aktarıyordu. Abaran'da doğan Mınatsakan Avedisyan'ın babası yedek subaydır. Ailedekiler dürüst, kahramanca mücadeleye adanmış şarkılarla büyüdüler ve bu onların askerlik mesleği seçimlerini de etkiledi. Askeri üniversitede fiziksel zorluklar da dahil olmak üzere tüm zorlukların üstesinden akıl ve irade ile gelmeleri öğretildi. Mınatsakan kahramanca mücadeleye adanmış şarkılarla büyüdü. Bu da bir askerin mesleğinin seçimini etkiledi.
Zulüm yılı olan 1928'de Batı Ermenistan'da yaşayan Yahudi Avram Galanti'nin yayınladığı Yurttaş Türkçe Konuş başlıklı kitap, araştırmacıları ve okuyucuları ilk bakışta yanıltması dikkat çekicidir. Ancak daha kitabın ilk sayfasından itibaren dini azınlığın temsilcisi olan Galanti'nin bu milliyetçi açılımı eleştirmediği, aksine Türk makamlarını övdüğü anlaşılıyor. Üstelik kendisi Türkçe konuşup ana dilini unutmaya çağırıyor. O kitap 1928'de Osmanlıca yani Arapça yayınlandı ve 2000 yılında Latin harfleriyle ve Yahudi aydın Rıfat Bali'nin ön sözüyle yazıldı ve yayınlandı. Bu arada Bali kitabın ön sözünde akrabasını ılımlı bir şekilde eleştirerek aynı zamanda aynı yıl 1928'de İstanbul'da başka bir Yahudi olan milliyetçi Tekin Alp'in Yahudilere Türk kültürünü asimile etmeye çağıran ve vaaz eden Türkleştirme adlı kitabının yayınlanmasıyla dikkat çekici bir paralellik kuruyor. Bali'ye göre Avram Galanti kitabıyla Yahudi cemaatini basının ve milliyetçi toplumun saldırılarından korumaya çalışırken bir yandan Yahudilerin Türkçeyi az ya da iyi konuşamamasının sebeplerini ortaya koydu. Diğer yandan ise Tekin Alp gibi Türkiye Yahudilerine Türkçeyi çabuk öğrenip kullanmaları için vaaz verdi. Ancak Avram Galanti, Yahudi cemaatini tehlikelerden uzak tutma arzusundan çok Yahudilerin bilinçli Türkleştirilmesi ideolojisiyle yönlendirildi. Ayrıca bilimden, nesnellikten ve hatta bazen mantıktan uzak olan o küçük kitapta Türkiye'de konuşulan tüm dillerin unutulmasını ve sadece Türkçenin kullanılmasını fanatik bir şekilde savunmaktadır. Vatandaş Türkçe Konuş kampanyasının sözde yasal formülasyonunun 27 Aralık 1937'de CHP milletvekili Sabri Toprak'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunduğu yasa tasarısı olduğunu sayabiliriz. Bu tasarı ulusal Türkçe yerine yabancı dil kullananların cezalandırılması hakkında başlığını taşıyordu. Buna göre halka açık yerlerde Türkçeden başka bir dilin kullanılması yasaklanıyordu. O taslağın birinci maddesine göre İstanbullular Türkçe dışındaki dilleri yalnızca evde kullanabilir, ev dışında aile bireyleri ile iletişim kurarken dahi ana dillerini kullananlar 24 saatten bir haftaya kadar veya 10 liradan 100 liraya kadar para cezasıyla cezalandırılmalıdır. Bu yasama projesi aynı zamanda yetkilileri suçlular hakkında ihbar edecek olan büyük bir muhbir ordusunun oluşturulmasına yol açacaktı. Ayrıca kanun gereği bu maddeden hüküm giymiş olanlar öğretmenlik, avukatlık, gazetecilik yapamayacak ve diplomaları iptal edilecekti. Bu yasama girişimi hukuken yasal statü almadı ancak hükümlerinin birçoğu fiili olarak uygulanmıştır. Lordlar Kamarası üyesi İngiliz siyasetçi Lord David Alton, Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin Berzor yolunun kapatılmasıyla ilgili endişelerini paylaştı. Lord Alton, Berzor yolunun kapatılması konusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tartışılmasını gerekli görüyor. Twitter'da Uluslararası Kızılaç Komitesi, insani yardımın Artsakh Ermenilerine ulaştırılmasından duyduğu endişeyi dile getiriyor. İngiltere bu konuyu derhal Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirmeli diye yazdı. Lord Alton, Kızılaç'ın Berzor yol ablukasına ilişkin yaptığı son açıklamayı da kendi sayfasında paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Frank Pallone, Artsakh'taki mevcut durumu Twitter mikroblogunda ele aldı. Ali bin Artsakh'taki kasıtlı etnik temizlik kampanyası gözlerimizin önünde gelişiyor. Dışişleri Bakanlığı ve uluslararası toplum bunun kabul edilemez olduğunu netleştirmeli ve yaptırım uygulamalı. Pallone ayrıca sınırın açılmasının engellenmesinin kabul edilemez bir insani krize yol açacağını da vurguladı. Romanya'da düzenlenen Avrupa 18 yaş altı satranç şampiyonasının 4. turunda Doğu Ermenistan takımı Alman takımını 2.5-1.5 skorla mağlup etti. Emin Ohanyan ve Arsen Davidyan galip gelirken Robert Filiposyan berabere kaldı, Alex Sahakyan ise yenildi. 3 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından Doğu Ermenistan Cumhuriyeti takımı 7 takım puanı ile turnuva toplasında lider durumda.
Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aşo Gevorg'un Ganzasar topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Dro adlı eseri sunuyoruz. Hayat yergin kavantse kavkerim siru kaçay du git bare tarek de pitu zerar zvi pesmolo rotara peru tano hovi karot bata faveshku zerar zvi pesmolo rotara peru tano hovi karot bata faveshku. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.